Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 4 saat 10 dakikalık bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası 4 maddelik bir bildiri yayımlandı. Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerden taviz yok vurgusu yapıldı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hak, alaka ve menfaatlerden taviz verilmeyecek. 4 saat 10 dakika süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yayımlanan 4 maddelik bildiride Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mücadelesinde kararlılık vurgusu yapıldı. Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarına ilişkin görüş farklılıkları üzerinden gerginliği arttırmaya tevessül eden aktörlerin faaliyetleri ele alınmış, Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, hava ve denizdeki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz vermeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir. Bildiride gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasına da ayrı bir parantez açıldı. Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklı selime davet edilmiş. Bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşılması konusunda Türkiye'nin her platformda ve öncelikle diyalogdan yana olduğu ifade edilmiştir sözlerine yer verildi. Bildiride Avrupa Birliği'ne de çağrıda bulunuldu. Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere ülkemizin ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısı yapılmıştır denildi. Suriye ve Libya'daki gelişmeler de MGK bildirisine yansıdı. Türkiye'nin barışın tesisine dönük tutumunun süreceği ifade edildi. Uluslararası toplum, mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleriyle bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edildi. Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin de bilgi sunulduğu ifade edilen bildiride, operasyonların yurt içi ve dışında başarıyla yürütüldüğü kaydedildi.